Sevgili arkadaşlar, bugün size akıllı anne babanın aptalca hata yapmalarına sebep olan 5 tuzaktan bahsetmek istiyorum. Anneler babalar genellikle evlatlarının en iyi şekilde olmalarını isterler, değil mi? Sonuç olarak evlatları iyi yetişmiş, başarılı insanlar olmalarını isterler. Bunun için yemezler yedirirler, içmezler içirirler, uyumazlar uyuturlar, fedakarlık gösterirler. Onun için çalışırlar, gece gündüz. Onu düşünürler, çocuklarını düşünürler. Fakat bu hatalardan dolayı da çocuklarının arzu ettikleri yere gelmediğini görürler sonunda. Yani hayal kırıklığına uğrarlar. Üniversite bitirenlerin %88'i mutsuz. Çocuğu ileride %88 mutsuz kitlenin içerisine girmesine sebep olacak hatalar yaparlar. Şimdi o hataları, o tuzakları size söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Birincisi beklentiler. Beklenti şu değerli arkadaşlar, çocuklarını okula gönderdiklerinde okuldan olağanüstü şeyler beklemek veya öğretmeninden olağanüstü şeyler beklemek. Ben bir şey yapmayayım, öğretmen yapsın, o onun görevi. Çocuğumu onlar değiştirecek veya okul değiştirecek. Sanki sihirli değnek var, sihirli değnekle senin çocuğun kafasına dokunup çocukların değişeceğini düşünmek. Tamam mı? Aşırı derecede beklentiye girmek. Bu beklentiden dolayı da hayat içerisinde sürekli anne babanın hayal kırıklığı yaşaması, tabii çocuğun da hayal kırıklığı yaşaması. Bununla beraber çocuklardan da aşırı derecede bir şeyler beklemek. Mesela nedir? Hocam benim çocuk kitap okumayı sevsin. Tamam, iyi güzel, sevsin. Peki kitap okuması için sen ne yapıyorsun? Sen kitap okuyor musun? Yok hocam, o okusun. Ben okumama gerek yok ki, biz yaşlandık zaten. Tamam, başka ne istiyorsun? Hocam benim çocuğum oyun oynamasın, bilgisayarla uğraşmasın, televizyon seyretmesin. Peki bunun için sen ne yaptın? Hangi davranışı sergiliyorsun? Televizyonu kapatabildin mi? Haberleri kapatabildin mi? Dizileri kapatabildin mi? Çocuğun kitap okusun ama sen haberleri izle, televizyonla uğraş veya cep telefonuyla uğraş. Aptalca hata yapmana sebep olan tuzaklardan birincisi bu, beklenti. Yanlış beklenti. Bir örnek daha eklemek istiyorum. Sen çocuğunun iyi bir iş insanı olmasını istiyorsun. İş adamı olmasını istiyorsun. Para kazanıp kendi ayaklarında durmasını istiyorsun. Tamam, böyle bir beklentin var. Fakat senin düştüğün tuzak ne? İş insanı olmasını istiyorsun ama iş insanları onun yanında kötülüyorsun. Zenginliği onun yanında kötülüyorsun. Fakirliğin aziz bir durum olduğunu ona anlatmaya çalışıyorsun. İyi bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorsun. Zenginler kalleş, fakirler kardeş diyorsun onun yanında. Sonra onun para kazanıp kendi ayakları üzerinde durup iş adamı olmasını istiyorsun. Yani bir tezat var. Bununla beraber şunu da söylemek istiyorum. Çocuğun yanında parayı konuşmuyorsun, ayıp bir şey diye. Parayı konuşmadığından dolayı senin çocuğun para terbiyesini de görmemiş. Nasıl para harcanır, nasıl tasarruf edilir bunu da bilmiyor. Parayı harcamasını bilmediği için çocuğun, parayı verdiğin an çocuk parayı hemen harcıyor. Çünkü sen para hakkında konuşmak ayıp diye onun yanında para konuşmadın. Dolayısıyla tezat bir beklentiye giriyorsun. Peki en basit yolda çözüm nedir? Çözüm şu değerli arkadaşlar. Hangi konuda çocuğun gelişmesini istiyorsan o konuda ilk önce kendini geliştir. Donanım sahibi ol. İlk önce kendi davranışlarını değiştir. Zaten senin çocuğun seni kopyalayacak. Çünkü çocuklar teori bilgilerden değil, davranışlardan öğreniyor. Şimdi gelelim ikinci tuzak. Başkalarını suçlamak. Hocam benim suçum değil. Annesinin yüzünden böyle. Annesi yapıyor. Annesi yüz veriyor. Veya babasının hatası. Babasından dolayı. Babasına çekmiş. Dedesine benziyor. Onun yüzünden oldu. Veya oğlunu, evladını veya kızını suçlamak. Kendi evladını suçlamak. Yok hocam. Onun suçu. Benim suçum değil. Onun suçu. Onun hatası. Bunun hatası diyerek başkalarına yüklemek. Sorumlulukları başkasına vermek. Ben hata yapmıyorum hocam. Ben mükemmel bir insanım. Süt dök yala hesabı. Şimdi bak, o çocuk senin parçan. Senin evlat. O böyle zembille inmedi. Sepetle sana verilmedi. O senin bir parçan. O senin kopyan olacak ileride. Sonunda sana benzeyecek zaten. Seninle doğrudan ilişkide, seninle doğrudan iletişimde, seninle bağlantıda senin evladın. O yüzden sorumluluk alman lazım. Eden bulur. Sen nasıl yetiştirirsen o şekilde olacak. Çünkü sen de atalarının aynasısın. Senin annen seni nasıl yetiştirdiyse o şekilde devam etti. Sen de çocuklarını ona göre yetiştireceksin.
Dolayısıyla çözüm ne? İyi bir evlat olmasını istiyorsan sorumluluk al. Birilerini suçlamayı bırak. Çocuğumun iyi bir evlat olması için ben ne yapabilirim? Bu taraftan bak. Ve çocuğuna bir şeyler katmak istiyorsan, onun gönlünü zenginleştirmek istiyorsan, onun hayatını güzelleştirmek istiyorsan o zaman kendini geliştirmeye hemen başla. Üçüncü tuzak da teori bilgiler değerli arkadaşlar. Yani uygulamadan uzak, davranıştan uzak, sadece teoride kalan bilgiler ile çocuğu donatmaya çalışmak. Bakın değerli arkadaşlar, çocuklar kitaplarda öğrendiklerini kopyalamazlar. Onları öğrendiklerini, kitapta öğrendiklerini veya ezberlediklerini hayata yansıtmazlar. Çocuklar nasıl öğrenir biliyor musunuz? Görerek. İlk önce görerek bakarlar, görürler, sonra duyarlar, sonra hissederler. Görsel, işitsel, dokunsal öğrenirler. Davranışlara bakarlar. Teoriye değil, davranışlar nelerdir? Annem böyle söylüyor, tamam iyi güzel. Fakat annemin davranışı ne? Bu tarafa bakarlar ve öyle öğrenirler. Sadece 3 yaşında, 6 yaşında bir çocuk bu şekilde değil, 20-25 yaşındaki çocuk da, senin evladın da senin davranışlarına bakar. Orayı ciddiye alır, orayı baz alır. Bak şöyle bir tane örnek vereyim. Biliyorsunuz Mukaddime'yi yazan İbn Haldun diye birisi var. Büyük bir bilim adamı, ilim adamı. Onun yanına anneler babalar geliyorlar, diyorlar ki çocuklarımızı nasıl yetiştirelim, nasıl terbiye edelim diye sorduklarında şunu söylüyor. Siz ilk önce gidin kendinizi terbiye edin, kendinizi yetiştirin. Çünkü çocuklar zaten sizi kopyalayacaklar. Zaten sizin davranışlarınıza bakarak onlar da ona göre davranacaklar. Size benzeyecekler diyor ve onları gönderiyor. Dolayısıyla teoriyle değil, lafla değil, sözle çocukları yetiştirmek değil, davranışla çocukları yetiştirmek ve onlara örnek olmak. Dördüncüsü değerli arkadaşlar, diktatörce, zorla, kızarak, bağırarak çocukta değişim sağlamaya çalışmak. Değerli arkadaşlar, bakın zorla güzellik olmaz diye bir şey var. Bir söz değil mi? Zorla güzellik olmaz. Sen gücün yetmediği zaman, aciz olduğun için çocuğuna diktatörlük yapacaksın. Diktatörlüğü kim yapar? Aciz insanlar yapar değil mi? Zorlayarak, bağırarak, kırarak. Ama hocam gücüm yok. Ne yapayım? Sıkıldım, üzüldüm, kırıldım, öfkelendim, sinirlendim. Ondan dolayı yapıyorum diyerek çocuğunu suçlamak. Tabii bunun arkasından eşini suçlamak. Onun yüzünden oluyor zaten. O yüzden sinirleniyorum. Kendimi güçsüz hissediyorum. Yalnız hissediyorum. Bu evde benden başka akıllı insan yok diye birilerini suçlayarak sinirli bir şekilde, öfkeli bir şekilde çocuklara davranmak. Yani baskı kurmak. Çocukların kişiliğine saldırmak. Bağırarak değişim istemek, çocukların kişiliğine saldırmak. Peki bu düştüğün tuzakla, bu hatayla çocuğunu değiştirebilir misin? Evet. Görünüşte değiştirirsin. Ama çocuğun sana karşı nefreti çoğalır. Severek yapmadığı için yarın bıraktığında tam tersini yapacaktır. Yani söylediklerin tam tersini yapacaktır. İnadına yapacaktır. Muhalif olacaktır. Muhalefet yapacaktır. Tam tersini yapacaktır. Çocuklarına bağırarak bir şey yaptırıyorsan aslında kötülük yapıyorsun. Çünkü tersini zaten yapacak ileride. Serbest kaldığı zaman. Sen ortalıkta olmadığın vakit o zaten tersini yapacak. Sadece senden korktuğu için, sen bağırdığından dolayı, sen kırılmayasın diye, sen üzülmesin veya sinirlenmeyesin diye sadece senin dediğini yapıyor. Ama isteyerek yapmıyor bunu. Dolayısıyla bu en büyük hatalardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Genellikle annelerin ve babaların düştüğü tuzaklarının en büyüklerinden bir tanesi. Gelelim beşincisine. Hocam biz çok demokrat bir aileden geliyoruz. Biz özgürlükçü bir aileden geliyoruz. Çocuklarım serbest. Onlar kendileri karar versinler. Kendi düşünceleri, kendi seçimleri biz dokunmuyoruz diyerek çocukları yetiştirmeye çalışmak. Yani aşırı derecede serbest bırakmak. Değerli arkadaşlar, çocuğun 10 yaşında, 15 yaşında birisi onu yönlendirecek, birisi ona yol gösterecek. Sen yol göstermezsen kim ona yol gösterecek? Ben sana söyleyeyim. Bunlar yol gösterecek. Bu tip insanlar, bu tip düşünceler ona yol gösterecek. Çünkü fizik kuralları var. Boşluğu her zaman başka bir şey doldurur. Sen orada boşluk bırakırsan o zaman orayı başka bir şey doldurur. Dolayısıyla
Bu şekilde bu tuzağa düşersen yarın öbürsü gün çocuğun tamamen senin istemediğin bir duruma gelir. Tamamen kontrolsüz ve tamamen uçuk kaçık bir insan olabilir. Dolayısıyla boşlukta bırakmaman gerekiyor. Ne çok sıkacaksın, ne çok serbest bırakacaksın. Dengeli. Bakın şöyle bir tane örnek vermek istiyorum. Ben yıllar önce, 20-25 sene önce bizim burada bir at çiftliği vardı. Alman atını kiralamıştım bir saatliğine. İlk defa çok büyük bir ata binmiştim. Alman atı da 2 metre boyu var. Üzerine bindiğimde serbest bırakmıştım. Çok serbest bırakmıştım çünkü korkmuştum. Yuları serbest bırakınca at kendi başına dolanmaya başladı. Su içiyor, ot yiyor bir taraftan. Kontrol edemiyorum. Yuları da fazla çekmek istemiyorum. Korkuyorum çünkü çok yüksek bir at. Sonra kontrol etmek için birden çektim. Çekince at rahatsız oldu ve şahlandı. Ben düşmek üzereyken boynuna, saçına sarıldım ve kurtuldum. Yani düşmedim. O ara çiftliğin sahibi bana şunu söyledi. Çok güzel bir ders verdi bana. Bak dedi. Ne çok serbest bırakacaksın, ne çok çekeceksin. Hayat işte böyle dedi. Hayat, evlat da böyle. Hayat da böyle. Kasmayacaksın. Fazla serbest de bırakmayacaksın. Dengeli olacak. Hani ifrat tefrit diyorlar ya. Tam ortasını bulacaksın. Çocuklarını böyle yetiştireceksin. Hülasa şunu söylemek istiyorum. Ne çok sıkmak, ne çok serbest bırakmak. Çocuğun durumuna göre, onu anlayarak, analizle o kişiye göre yapılması gerekiyor. Çocuğuna göre yapılması gerekiyor. Benim yanıma insanlar geldiğinde çocuklarının testlerini getiriyorlar bana. Ben teste bakıyorum. Çocuğun durumuna göre şöyle davranacaksınız diyor. Bu kadar sıkacaksınız, bu kadar serbest bırakacaksınız. Yani kişiye göre değiş. Çünkü her insan farklıdır. Şöyle örnek vereyim. A kişinin problemini çözen yöntem başka. B kişiye verdiğin yöntem başka. Hepsini aynısını kullanamazsın. Yani o sihirli değnek gibi oluyor. Hani filmlerde var ya. Ya bu değnek her yerde işe yarıyor. Öyle bir şey yok. O sadece filmlerde var. Yani kişiye göre değişiyor. Dolayısıyla senin çocuğun, senin ailen, senin kişiliğin analiz edilecek ve ona göre bir tavsiye verilmesi gerekiyor. Burada vermek istediğim mesaj şu değerli arkadaşlar. Sorumluluğu artık kendi üzerine al. Artık hayatın çarkını sen çevir. Yani sorumluluğu sen al. Sen çevir. Sen eğer çevirirsen hayatı, sen sorumluluğu alırsan o zaman ışık yanar. Ama sen sorumluluğu başkalarına verirsen veya birilerini suçlarsan o zaman arzuladığın hedefe ulaşamazsın. Yani arzuladığın şekilde çocuğun yetişmez. Çocuğun başarılı, huzurlu, mutlu olmasını istiyorsan o zaman sorumluluğu al ve sen kendini geliştir. İlk önce sen kendi üzerine çalışma yap. Başkalarının arkasında koşmayı bırak. O uzman, bu uzman, o öğretmen, şu yaşam koçu benim çocuğumu değiştirecek beklentisinden kurtul. Sen yöntemleri öğren, sen kendi hayatının psikoloğu ol, sen hayatının çocuklarının yaşam koçu ol ve sen sorumluluğu alarak çocuğuna, sen davranışlarına iyi bir örnek ol. Çocuğun başarılı olmasına sen vesile ol. Bu konuyla alakalı şunu söyleyebilirim. Sen bir psikoloğa gittin çocuğun değişimi için. O bir kere görüşecek, bir saat. O mu daha fazla görüşüyor yoksa sen mi daha fazla çocuğunla görüşüyorsun? Sen genellikle daha fazla çocuğun yanında oluyorsun değil mi? Çocuğunla daha fazla iletişimde olduğun için sen kendi üzerinde çalışma yaparak çocuğun değişimini sağlayabilirsin. Bu videoda alman gereken en büyük mesaj bu konuda evlatların için. Onların gerçekten hayatını kurtarmak istiyorsan o zaman sen bu konuda kendini geliştir. Örneğin bizim programlarımıza katılan yüzlerce anne baba var. Bu insanlar çocuğun değişimi için ilk önce kendi üzerinde çalışma yapıyor. Kendilerini değiştirdiler. Davranışlarını değiştirdiler. Kendi üzerine çalışma yapınca çocukları bunları kopyaladı zaten. Ondan sonra çocuklarıyla beraber başarılı ve huzurlu, mutlu oldular. Çocuk deyince sadece 3-5 yaşında çocuktan bahsetmiyorum değerli arkadaşlar. Benim yanıma 30 yaşında evladı olan da geldi. 15 yaşında evladı olan da geldi. Dolayısıyla ilk önce kendi üzerinizde çalışma yapın. Çünkü biz atalarımızın aynasıyız. Çocuklarımız da bizim aynamız. Biz nasıl davranırsak çocuklarımız da o şekilde davranacaklar. Onlara ona göre yansıyacak. Çünkü dedenin yediği ekşi erik
torunun ağzını işitir. Biz Almanya'dan Avrupa'da yaşayan insanlara bu konuda yol gösteriyoruz. Bu insanlar duygularını, düşüncelerini, davranışlarını değiştirmeyi öğrenip hayatlarına yansıtıyorlar. Bu şekilde ilk önce kendilerine yardımcı oluyorlar. Hemen arkasından başkalarına yardımcı olabiliyorlar. Uçağa bindiğinizde hostesin dediği gibi ilk önce maskeyi kendinize takıyorsunuz ve hemen arkasından çocuklara takıyorsunuz. Binlerce insana yardımcı olduğumuz gibi sana da bu konuda yardımcı olmamızı istiyorsan, senin elinden tutup sana adım adım yol göstermemizi istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime girmenin tek yolu var değerli arkadaşlar. Bu da başvuru formunu doldurmak. Bu başvuru formunu doldurmak için de yapmanız gereken tek şey var. Hemen videonun altında link var. Linke tıklıyorsun. Linke tıkladıktan sonra form açılıyor. Formu dolduruyorsun ve gönderiyorsun. Bu kadar. Bizimle iletişime geçmenin tek yolu bu arkadaşlar. Bunu hemen yapabilirsin. Hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.